Anam, tipleye bak be. Anam bunlar maymun mu ya? Tipleye bak, bunlar ne biçim bir şey? Ay ne biçim rüya ya. Uyanacağım ya ben. Ay uyanayım. Uyanayım en iyisi. Uyandım. Günaydın. Tövbe tövbe ya. Kendi kendime konuşuyorum sürekli. Evde de tek başımayım. Bu evi de yeni aldım ya. Bu yok evine yeni gelmiş. Birazcık zenginim de. Neyse. Ay gideyim de birazcık yüzümü yıkayayım. Şıpoy şıpoy. Şıpoylayım şıpoyu. Birazcık kakam geldi. Kakamı da yapayım. Ah mis. Din don. Din don. Sileyim de popişimi. Ay acaba kim geldi? Hemen gidip bakayım ya, şuradan aşağı atlayayım şu buradan. Aa kimse yok burada. Tövbe tövbe. Allah Allah, ben yanlış mı duydum acaba ya? Bakayım bir. Aa kimse yok gerçekten de. Bakıyorum bakıyorum, etrafta kimseyi göremiyorum. Pişt pişt, buradayım buradayım. Aa anne. Anne bir iyiliği benimle konuşmaya çalışıyor. Ay polisi mi arasam acaba? Polisi arasam gelirler mi ya? Aa çok korkuyorum. Kimsin dostum? Neredesin? Kanka buradayım, görmüyor musun? Hayır canım benim, kankan kim senin? Ya Buse buradayım. Lan varmışsın ya. Anlamıyorum, neredesin? Buse buradayım, sağ tarafındayım bak. Sağ taraf, bu tarafım mı acaba benim? Sağım neresiydi ya? Canım sağın o taraf değil, diğer tarafın. He tamam, şu tarafımız. Neredesin canım benim, göremiyorum hala. Çimenlerin oraya gel, bak buradayım. Ana. Şeyin tipine ne oldu kızcık? Şşt, çaktırma, buraya saklanmam lazım. Bir dakika. Ala ala, niye oraya saklanman gerekiyor ki? Ne yapıyorsun orada? Tuvaletini mi yapıyorsun? Hayır canım, hayır. Saklanıyorum. Neden? Ben nasıl anlatsam bilemiyorum sana. Her şey bu uygulamayla başladı bak. Bakayım ne yazıyor lan orada. Ana bu ne biçim uygulama? İsmine bak be, geyi sayım. Ne oluyor geyi sayım olunca? Canım ben bunu geçenlerde indirdim, tamam mı? Burada senin ne kadar ömrün kaldığını gösteriyor. Nasıl ya? Ya lan bunlar şaka mı? Buna mı inandın sen de? Ne kadar komik bir şeymiş. Sen o sana öleceksin diyor, sen de inanıyor musun? Canım tabii ki inanıyorum. Niye inanıyorsun canım benim? Neden inandın? Benim okuldan bir arkadaşım vardı, adı Ayşe'ydi. O bu programı kullanıyordu ve geri sayım programında 0-0-0 kaldı. Sonra o öldü, ona araba çarptı. İnanamıyorum ya. Kızı resmen Azrail gelmiş çarpmış ya. Vay be, kaderine bak kızım. Böyle dövmek mi oluyor? Canım benim, bunların hepsi yalan dolan işler. Boş ver, sen çok inanma bunlara ya. Bunlar şaka şaka. Canım nasıl yalan dolan ya? Öyle bir şey yok. Yok. Bak benim ne kadar sürem kalmış görüyor musun? Sadece 30 saniyem kalmış. İnanamıyorum. Ne yapacağım? Hay Allah'ım ya Rabbim ya. Kızım bunlara inandığın için var ya, birazcık saf gözüküyorsun ama yani acaba nasıl öleceksin? Öyle yazıyor mu orada, nasıl öleceksin? Hayır yazmıyorum. 30 saniye sonra ölecekmişim. Bakayım. Ana 15 saniye kaldı. Hala hala. Hiç inanmıyorum böyle şeylere ya. Neyse canım benim, ben eve gideyim en iyisi. Hadi canım görüşürüz sonra. Ya nereye gidiyorsun Buse? Ya gideceğim işte canım benim ya. Hadi işim gücüm var ya benim. Ama sen bana inanmıyorsun. Ya hala hala inanmam tabii ki ya. Ne kadar saçma salak şeylere inanmaya başladın ya. Uygulamasını öleceksin diyor. Sen de öleceğim diye burada korkuyorsun. Öyle bir şey olamaz, mümkün değil. Hadi ben gidiyorum, görüşürüz. Ya Duygu bana inanmadı ve sadece 5 saniyem kaldı. 5, 4, 3, 2, 1, Allah'ım. Şu olanmaya bak. Kız gerçekten de ölmüş.
Ha, şimdi şuradan Google'a yazalım. Geyik soyundan ölen insanlar gerçekten ölüyor mu? Böyle bir şey doğuyor mu? İnanamıyorum be. Gerçekten de ölen insanlar çıktı. Bazıları da demiş ki bu bir tesadüf demiş. Ama ben tesadüf olduğuna artık inanmıyorum. Nasıl yani ya? Yes, ben geyik sayımda 0000 olunca herkes ölüyor. Böyle tesadüf mü oluyor? En iyisi indireyim ben şunu. Şuradan bakayım. Ha, geyik sayım yazayım şuradan. İndi. Ay, indiyorum ya. Acaba ne zaman öleceğim? Ay, inşallah yakın zamanda değildi ya. İnşallah bir 100 sene sonra falan ölüyüm. Şimdi şuradan giyişlerimizi yapalım. Evet, adımız ne? Buşe Duygu. Sayışın mısınız? Evet. Ondan sonra tatlı mısınız? Çok tatlıyım. Seçeneğini seçeyim. Hı, tamam. Aa, tuşa tıklıyorum. Şimdi benim ne zaman öleceğimi söyleyecek. Hadi bakalım, bismillah. Çıkırt. İnanamıyorum. Bir dakika. Bu bir gerçek değil. Yok yok, bu gerçek olmaz. Asla gerçek olamaz. Lan, 24 saat yazıyor. 24 saat. Ben ne yapacağım 24 saatte? Hiçbir şey yapamam ki ya. Daha ben büyüyecektim 18 yaşıma giyince. Var ya, neler yapacaktım neler ya. Ya başıma gelen neye bak. Gidip yatakta ağlayacağım ben ya. 24 saat nedir ya? Çok kısa. Gerçekten de çok mutsuzum şu anda. 24 saat sonra nasıl öleceğim ben ya? Böyle bir şey olamaz. Kanka, kanka, kanka. Aa, kapı açık ana. Kanka, kanka, neredesin? Aa, kanka, Buse. Ne var ya, yukarıdayım. Neredesin? Aa, yataktaymış galiba. Bakayım. Çık o yataktan. Çıkmayacağım işte. Başıma gelenleri duysaydın çıkmamı istemezdin. Bak, sana ne diyeceğim. Bir tane uygulama buldum. Adı Geyik Sayım. Yükledim böyle ve ne kadar ömrüm kaldığını söylüyor. İnanır mısın? 150 sene yaşayacakmışım. Ne kadar saçma bir uygulama bu ya. Ne? Lan, sen de mi indirdin? Hayır hayır. Sakın onu sil. Sakın indirme, yükleme, sil. Canım, ne oldu ki ya, Allah Allah? Canım benim. Fadik geldi sabah. Dedi ki bu uygulamayı işte indirdim dedi. Ondan sonra 3-5 dakikası kalmıştı. Kız gözümün önünde öldü resmen. Ona inanmadım ama çok fena öldü. Dışarıdan bir ses geldi. Bir baktım Fadik yerde yatıyor. Ya sen çok komiksin ya, gerçekten. Ya öyle şey olur mu bir kere? Bir uygulamadan insan ölür mü be? Canım benim, anlamıyorsun işte. Gerçekten de ben de ona inanmamıştım ama yani öyle oluyor. Sen bana inanmıyorsun. Şimdi ben de Fadik'e inanmamıştım ama kız öldü. Allah Allah. Neyse, benim üzülecek, korkacak bir şeyim yok. Çünkü bak, tam tamına 150 sene yaşayacakmışım. Oley be. İnanamıyorum ya. Gerçekten inanamıyorum. Benim ne suçum vardı? Ben de 24 saat çıktı çünkü. Aa, sadece bir gün. Kelebek gibi ömrüm var. Komik mi bu şimdi ya? Öleceğim diye üzülmüyor musun be? Yani kankacığım, eğer bu doğruysa tabii ki de üzülürüm. Ama bence yani şakadır, şaka falandır yani. Fadik ölmemiştir. Dur bakayım. Ana. Arkadaşlar, Fadik öldü yazmış birisi WhatsApp'ta. Lan bu gerçekmiş. Lan tabii ki de gerçek. Ben ayadım ya. Hastanedeki görevliliği ayadım. Geldiler, aldılar ya onu. Çok fena öldü. Vay ya, nasıl bir şey oldu bilmiyorum. Yukarıdan bir şey inmiş, çakmış buna. Allah Allah. O zaman kanka bir şey diyeceğim yani. Seni kurtarmamız lazım. Ne yapacağız? Bilmiyorum. Sürekli de geyik sayım geliyor var ya. Baksana, şu anda 23 saatim kalmış sadece. Benim aklıma bir şey geldi kanka. Ne geldi, ne geldi? Benim tanıdığım bir cami hocası var. Hadi ona gidip soralım. Gerçekten beni kurtarabilir mi diyorsun? Bence kurtarır. 2-3 tane dua okudu mu sen de düzelirsin bence. Hadi ya kanka. İyi, tamam o zaman. Madem kurtulabileceğim ben bu piştik şeyden. Tamam, kabul ediyorum. Hadi gideyim o zaman. Haydi bakalım. Nay nay. Mama nay 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 nay. Öleceksin, hala mutlusun. İşte burası. Sen yüzünü ne taktın öyle? Ya canım benim, mutsuzum işte, anlamıyor musun ya? O yüzden bunu taktım. Ama burada mutlu surat var. Canım benim, içerideki suratım mutsuz. O yüzden ben de böyle kalemle mutlu surat yapıp alnıma yapıştırdım kağıdı. Ya kıyamam sana ya. Hadi gel, bizim imam bu işi çözecek, merak etme. Hadi bakalım canım, inşallah. Hadi giyelim cami. Hadi gel.
Cami hocası Beyşe, biz geldik de. Cabbar abi, buradayız. Bu çocuklar, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Niye geldiniz bakayım camiye? Hiç gelmiyordunuz siz bakayım. Ya Cabbar abi, olanmayı var ya bir bilsen. Bir tane telefon uygulaması var ya, hani bak şurada şöyle bir uygulama, bak sana göstereyim. Ana ya, ben onu indirdim ya, gördüm onu, gördüm, Allah kahretsin o uygulamayı, lanet lanet. Ya ben Allah'ın sevdiği kuluymuşum galiba. Bana 500 sene yazıyordu. Ne? Yok artık ya. Bir tek bana mı garezi vardı ya bu uygulamanın? Ya Cabbar abi, benim var ya 24 saatim vardı. Ama şu an bakıyor ya. 22 saatim kalmış. Hemen bir şey yapmalıyız. Aman kızım, vallahi senin bitmiş bitmiş ya. Ne yapsak ne yapsak bilemedim ki. Bak aklıma bir fikir geldi. Azrail, sen öldürmeye gelince ben ona kış kış diyeceğim. Bu işe yarayacak mı yani? Yani Cabbar abi, bence bu pek işe yaramaz. Doğru söylüyorsun, bence de işe yaramaz. O zaman şey yapalım, seni tabuta koyup gömelim, ardından da öldü gibi yaparız. Yani Azrail'i kandıracak mıyız? Yani aynı programı yükleyen bir arkadaşıma denemiştim. Oldu mu? Oldu oldu, evet. Çocuk öldü sonunda. Cabbar abi, nasıl yani ya? Yani şöyle oldu. Azrail'den kaçırırken çocuk nefessiz kalmış mezarda. Vay be, görüyor musunuz işte, vay ya. Gerçekten böyle bir şey olamaz. Kader, bunların hepsi kader. Ama ben inanıyorum ki benim kaderimde yani ölmek yok. Güzel kuzum. Her canlı ölümü tadacaktır, biliyorsun bunu. Ya olabilir ama yani benim de o zamanım var ya, daha 3 yaşındayım ya. 3 yani. Cabbar abi, bir şey yap ya, ne olursun arkadaşımı kurtar lütfen, ona bir şey olsun istemiyorum, onu çok seviyorum. Tamam tamam, bir şey yapacağım, bir şey yapacağım. Ay ne yapsam bilemedim ki ya. Cabbar abi, bir şey diyeceğim ya, cebinde bir dakika telefonun uygulaman görünüyor, şu an görüyorum. Ah bir dakika, Cabbar abi senin sadece 2 dakikan kalmış. Nasıl ya? Ya sen benim telefonumu niye alıyorsun cebimden ya, ver şunu ver. Al tamam al. Bir dakika Cabbar abi, sen bize yalan mı söyledin? Hani senin 500 senen vardı be? Ya çocuklar, ben de öleceğim galiba. Ne yapacağım şimdi? Vay be, adama bak, bize soruyor ya. Ya sen cami hocasısın ya, sen ölmezsin ki. Yani bilmiyorum çocuklar ya, ne yapsam bilemedim. Bana bir taktik verin, bir işe yarayacak bir şey yapın. Cabbar abi, bence şu tabutun içine gir. Seni bulamayınca gider. Gider mi dersin Azrail? Bence de gider ya. Hadi bir deneyelim. En azından denemiş oluruz yani. Ölürsen de Buse bu taktiği kullanmaz. Doğru söylüyorsun. Ne ölürsen be anam. Neyse, deneyeyim bari. Ay o zaman git o. Şimdi Cabbar abi mezara girdi ya. Şimdi o zaman ben şey yapayım. Ya, saklanalım şu yaya bir yere. Azrail gelince bizi görmesin. Aa tamam, çok mantıklı. Nereye saklanayım? Şuraya saklanayım. Hadi gel şuraya saklanalım. İnşallah Cabbar abi almaya gelirken beni de almaz Azrail ya. Vay be. Ay, çok yoruldum ya. Yemin ederim şu uygulamayı yaptığımdan beri koştur koştur var ya, çok yoruldum. Ay bakayım sıra kimde? Işıklar kapanıp kapanıp açılıyor. Geldi orada. Anam beni görmese bari. Sıradakinin adı Cabbar'mış. Bakayım telefon konumu buraya gösteriyor. Cabbar buradasın. Bir dakika. Ya küçük kız, bir şey soracağım. Cabbar'ın yerini biliyor musun? Ben robotum. Ya canım benim, senin robot olmadığını ikimiz de biliyoruz. Bir dakika şu saksının oradaki çocuğa sorayım. Lan çocuk, bir şey diyeceğim. Bu Cabbar nerede? Sanırım tabutun içinde. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Lan git o, yaktın beni, yaktın. Evet Cabbar'cığım, çık bakayım tabuttan canım. Çık oradan. Evet gel buraya, gel gel. Gel canım benim, gel yaklaş yaklaş. Ya şey, Azrail Bey. Cabbar abi öldürmeseniz olmaz mı? Lan kim konuşuyor? Ha, sen misin lan? Tamam ben gideyim. Ay. Ne? Cabbar'ı öldürmeyeyim mi? Cabbar abi öldürmeseniz olmaz mı Azrail Bey? Ama Cabbar abinin süresi dolmak üzere. Bakıyorum şu anda telefonda bayağı azaldı yani. Ama Azrail Bey, böyle şey olmaz ya. Adam iyi niyetli ama ya. Çok iyi bir abidi. Yani onu ben bilmem de, benim zamanı geldi mi al dediler bana. Zamanı geldi mi al mı? Kim diyor lan bunu? Ya kardeşim, Allah Allah, yukarıdan diyorlar bize ya. Buna karışmak gibi bir lüksümüz yok yani. Neyse Cabbar'cığım, süre geliyor. Tamam mı, şöyle bakıyorum. Aha 19, tamam.
Ya Azrail kardeş, ne olursun yapma ya. Ben yaşayayım ya. Bildiğin bütün duaları okuyorum. Niye gitmiyorsun sen? Vay be Cabbay abi. Ya vay Azrail, sana bile geldiyse herkese gider. Vallahi doğru söylüyorsun ya. Ben bir son şuradan kaçmaya çalışacağım, tamam mı küçük kız? Hadi görüşürüz. Bay bay. Evet 3. Evet 2. 1. İnsanlar hep böyle kaçtığını zannediyor. Mesela şu anda ona dışarıda araba çarptı. Hadi gel bakalım ona birlikte. Ne yaptın be? 2 saniyede adamı gebertti be. Ay canım benim. Pestil olmuş be. Vay be Cabbay abi. Sen var ya, iyi yerlere layıksın. Gerçekten de bu Azrail senin kıymetini hiç bilmedi. Değil mi Azrail Bey? Ay bilemedik yani, bilemedik galiba. Neyse ama ya. Çok da önemli değil. Şöyle bakıyorum. Aa küçük kız, senin de çok zamanın kalmamış. Akşama görüşürüz. Bay bay. Kuluk kuluk kuluk. Vay be. Duyumlaya bak ya. İnanamıyorum. Aa git o, hemen söylemeliyim ya. Git o. Bu adam ölmüş ya. Buse. Buse neredesi kız? Buradayım canım benim. Cabbay abi. Sizde ölmüş. Bizlere mi ömür? Ana ne kadar kötü. Gitti ha Cabbar abim, dayanamadı ha. Azrail'e kim dayanabilir ya? Azrail'le var ya, iki iletişim kuyayım dedim. Adam var ya, bana laf soktu gitti ya. Hadi ya. Peki ne yapacağız? Bu gidişle sen de gideceksin canım benim. Niye hatırlatıyorsun ya salak? Sinirliyim, çok bozuluyor. Ay çok komiksin sen ya. Tahtalı köyden sana mektup yazayım canım. Of of, keşke aklıma bir fikir gelseydi. Anam, aklıma bir fikir geldi. İnanamıyorum be. Keşke başka bir şey isteseydim ya. Keşke diyet kurtulmayı isteseydim. Neyse canım benim, aklıma var ya müthiş bir fikir geldi ya. Bunu duyunca çok şaşıracaksın. Ama iki tane dondurma alalım da anlatayım sana. Hadi o zaman. Bunun tadı da var ya mis gibi mis, hiç vazgeçemiyorum. Yum 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 yum. Bu arada canım, sen anlattığım planı anladın mı? Hem de harfi harfini anladım canım. Azrail Bey için çok sinsi planlayım var. Şimdi göstereceğim ben ona. Hadi gidelim. Ya git o. Acaba ne kadar zamanım kaldı? Var ya, bakmaya çok korkuyorum. Ya ama bakmak zorundayız. Hemen aç telefonu bakalım. Of ya of, tamam bakıyorum, dur. İnanamıyorum. Vay be. Bunları da mı görecektim? 10 dakikam kalmış. O zaman birazdan Azrail görünür canım. Ya evet, Azrail şimdi geleyim var ya. Aya. Bismillah ya. Bir anda ölümde oluşuverdi. Ay tipe bak be, ne çirkin bir şeysin be Azrail Bey. Ay bakayım kaç dakikanız var. Sanırım 10 dakika falan kalmış. Vay be Azrail Bey. Vay ya, sen ne kadar acımasızmışsın be Azrail Beyciğim ya. Ya niye acımasız olayım, işte bekliyorum burada sizi. Bak 10 dakika daha dayanacağım. Evet 10 dakikam kalmış. 10 dakika içerisinde öleceğim ama senin bu moşmalo suyatını göreceğim ya 10 dakika. O bana var ya çok pis koyuyor be. Buse, artık planı devreye mi soksak diyorum. He doğru doğru. Vay ya unuttum ha, bununla var ya laf yayışına girdim. Dur bir dakika, hemen söyleyeyim. Ya Azrail Beyciğim ya, sana bir şey söylemek istiyorum da çok çekiniyorum var ya. Ay çekinme çekinme, nasıl olsa biraz sonra öleceksin. Canım benim, şey soracağım sana, sen hiç telefon kullanıyor musun? Tabii ki de kullanıyorum yani, insanları bu telefonda buluyorum canım. Yani acaba bu uygulamadan sende de var mı ya? Yani uygulamanın bende farklı versiyonu var. Yani şöyle söyleyeyim, bu uygulamadan ölecekleri görüyorum. Onların konumlarını gösteriyor. Gidiyorum, öldürüyorum. Ay, git o, görüyor musun? Doğru tahmin etmişim. Vay ya, bu uygulamaya in diyemeyecek kadar korkakmış bu Azrail Bey. Ya bu korkak önde gideniymiş de haberimiz yokmuş, korkak. Vay be, sen ne korkak bir adammışsın be. Vay ya, sana Azrail Bey demeye bin şahit lazım be. Sen uygulamayı indirmeye bile korkuyorsun. Ben asla korkmam, tamam mı? Neymiş bakayım bu uygulama, bakayım geri sayayım. Hemen indireyim buradan, çıkı çıkı çıkı. Evet. Oh, internetim de hızlı ya, bir saniyede indi. Sonuçta cennet sel kullanıyorum ben. Oh. Cennet sel mi? Vay be iyiymiş. Keşke bizde de olsa. Neyse. Ay git o. İnşallah benden önce ölüyor ya. O
Umarım, umarım, umarım. Ana, lan bir şey diyeceğim. Benim burada 1 milyon senem kalmış. Ana, bu ne kadar az. Buse, bu ne diyor lan? 1 milyon senesi var ama az diyor. Ya, duyuma bak, inanamıyorum. Planlar suya yattı. Senden önce öleceğini düşünmüştük ama bu olmadı Buse. Çok üzgünüm. Neyse ya, kaderimde bu da varmış. Hadi görüşürüz arkadaşım. Seni çok özleyeceğim. Hadi be yalancı ya. Bana borcunu da vermedin zaten. Kurtuldun ha benden, hadi iyisin. Arkadaşlar, benim şimdi 1 milyon senem mi var? Yani ben bir gün ölecek miyim? Azrail Beyciğim, ne sanıyordun bu hayatı? Tabii ki sen de öleceksin. Suyadaki Azrail'ler gelecek senin yerine. Ama ben hiç ölmek istemiyorum. Ölüm çok korkunç bir şeymiş şu anda. Şu anda o kadar çok korkuyorum ki. Bana hiç öleceğim söylenmemişti. Bana bunu söyleselerdi ben kimseyi öldürmezdim ya. Şu anda çok üzülüyorum. Ya bu Azrail'in ağlaması da çok kötü oluyormuş Buse. Evet, gerçekten de çok çirkin. Nasıl ya şimdi? Sen beni öldürmeyecekmişsin, anlamadım. Ya ben bundan sonra hiç kimseyi öldürmeyeceğim. Bu ne kadar kötü ve korkunç bir şeymiş ya. Ben gidiyorum arkadaşlar. Bu 1 milyon sene boyunca tatil yapacağım. Gezeceğim, coşacağım, tozacağım, her şeyi yapacağım. Hadi görüşürüz gençler, öptüm. Muah. Ana, gördün mü? Azrail'in 1 milyon senesi var diye ne kadar çok korktu ya. Halbuki biz insan olarak sadece 60-70 sene yaşıyoruz ortalama. Anam. Azrail'in var ya, ölümden korkacağı hiç aklıma gelmezdi ya. Vay vay vay. Neyse Buse ya. Boşver. Hadi en sevdiğimiz çizgi film başlamak üzere. Gidip izleyelim. Ay, gerçekten de başlamak üzere. Hadi gidelim canım, gel. Hadi. Evet arkadaşlar. Son dakika haberiyle karşınızdayız. Arif, son dakika haberini anlatmak ister misin? Tabii ki Duygucuğum, hemen anlatayım. Şimdi arkadaşlar, biliyorsunuz Azrail işi bıraktığı için hiç kimse ölmedi. Ve dünya nüfusu şu anda sanırım 100 milyara ulaştı. Bu yüzden kaynaklar artık bize yetmiyor. İnanamıyorum Arif. Peki bu durumda ne yapacağız? Sanırım başka gezegenler bulmaya başlasak çok iyi olur. Yoksa yakında açlıktan öleceğiz. Arifciğim, yeni bir Azrail bulsak daha iyi olur aslında. Çok haklısın. Sondaki